Evet herkese merhabalar. Yepyeni bir ürün videosuyla karşınızdayım. Bu videoda bir monitör inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Ben de kutusundan açacağım. Sizle birlikte bakacağım arkadaşlar. Kurulumunu birlikte yapacağız. Ve daha sonra da performansını sizlerle birlikte test edeceğim. Şimdi monitör deyince akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan ViewSonic'in yeni bir monitörü bu. 4K çözünürlüklü bir monitör. Hemen şöyle çıkarılmakta. Ah. Evet modelimiz 27 inçlik bir monitör. Modelin adı da VP2756. 4K olarak geçiyor. Şimdi kutusundan bir çıkarıp bakalım hep beraber. Şurada faturası var. Onu şöyle bir çıkarayım önce. Kutu açma bıçağım. kutu açma olayını ben seviyorum ya. Keyif alıyorum. Çok uzatmayacağım bu arada kutu açmayı mümkün olduğunca herkes sevmeyebilir kutu açma kısmını. Fakat ben YouTube'da bayağı böyle girip deli gibi kutu açma videoları izliyorum açıkçası. Şöyle ilk kısmını çıkardık. Evet içinden şöyle parça parça çıkarayım ben arkadaşlar. Evet şöyle köpük kısmı var. Buraya kablolar yerleştirilmiş. İki ucu tipçe bir kablo çıkıyor. Bir tane HDMI kablomuz var, bir tane Display kablomuz var ve bir de tabii ki Power kablosu var. Burada monitörün ayarını yapabileceğimiz bir anahtar çıkıyor. Küçük bir anahtar poşetin içerisinden ve tabii ki kurulum kılavuzumuz çıkıyor. Zaten çok karışık bir şey değil, birbirine geçmeli hepsi arkadaşlar. Burada ne varmış, burada da bir zarf çıkıyor şöyle. Bu arada bu serinin adı Color Pro olarak geçiyor. Şöyle güzel şık bir zarf çıktı. Kalibrasyon kısmı var. Bu monitörün en büyük farklarından bir tanesi bir önceki bir üst seri olan modelle. Bu biraz daha çünkü fiyat performans ürünü arkadaşlar. Fabrikadan hazır renk kalibrasyonuyla geliyor. Daha sonradan siz renk kalibrasyonu yapamıyorsunuz. O konuda da oldukça iddialıymış. Şimdi onu da göreceğiz. Yani zaten yapmanıza ihtiyaç kalmıyormuş renk kalibrasyonunu. Birazdan bütün detaylara hep birlikte bakacağız. Şimdi şunu Şöyle kaldırıyorum. Evet burada montörümüzün taban kısmı var. Bayağı da ağır sağlam duruyor. Onu söylemeliyim. Şöyle göstereyim hatta arkadaşlar. Oldukça şık zaten tasarımı. Viewsonic montörlerinin genel olarak şık. Şimdi de montörümüzü çıkaralım. 27 inçlik Oldukça büyük bir monitör ve ağır bir monitör. Ağır olması iyi bir şey bu arada. Sağlamlık hissi veriyor çünkü. Bunu dikey olarak konumlandırmışlar şu anda sanırım. Evet monitör bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasında güzel kavisli bir tasarım var. Biraz şeye benziyor ya bu. Yeni İstanbul Havaalanı'ndaki kuleye benzemiyor mu? Evet böyle bir tasarım. Bunu zaten birazdan bakacağız. Ha, şöyle döndürebiliyoruz. Hem yatay hem de dikey olarak kullanabiliyoruz bu monitörü. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Evet kutuda başka bir şeyimiz kalmadı. Şimdi ben monitörü hızlıca kuracağım ve daha sonra inceleme kısmına geçelim. Bu arada vidalık bir şey de yokmuş arkadaşlar. Şurası sadece geçiyor. Oldukça sağlam yapmışlar. Geçmeli bir kısım var. Daha sonra da bir vida var. O vidayı da elinizle bu arada sıkabiliyorsunuz. Çıkıntısı var. O yüzden herhangi bir tornavidaya da ihtiyaç kalmadan monitörü hemen kurduk şu şekilde. İlk olarak şu ayarlara bir bakalım isterseniz. Her yöne kolaylıkla hareket ettirebiliyoruz monitörü. Şu aşağıdaki kısım oldukça pratik yapmışlar. Böyle sağa sola rahat bir şekilde dönüyor ama yani dokunduğunuzda da hemen dönmüyor açıkçası. O o kıvamı çok yerinde. Yani böyle hafif bir güç uyguladığınızda çok rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Ayrıca Şurayı da dik çalışmanız gereken şeyler olabilir ki benim oluyor mesela artık sosyal medyaya daha fazla video içeriği ürettiğimiz için videoları ben dik çalışıyorum Premiere'de ya da Final Cut'ta. Dik bir şekilde videoyu tam ekran görebiliyorum ve üzerinde daha detaylı çalışabiliyorum. Ya da kodlama ile ilgileniyorsanız orada da dik şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şu şekilde zaten çok kolaylıkla yatıyor arkadaşlar ve şurada da aşağı ve yukarı hareket ettirebildiğimiz bir kısım var. Evet. Orası da çok kolay. Gördüğünüz gibi direkt olarak aşağı ve yukarı hareket ettirebiliyoruz. Bayağı iyi bir sistem yaptıklarını söylemeliyim. Hatta bakın tek parmağımla şu anda çıkarıyorum yukarıya. Çok güzel bir ray sistemi yapmışlar. İstediğiniz seviyeye getirebiliyorsunuz onu da. Buradan da şöyle taşıma kısmı var. Şuradan tutabilirsiniz monitörü istediğiniz yere taşırken. Monitörümüzü kurduk. Şimdi ben bunu bilgisayara bağlayacağım. İlk olarak teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Daha sonra da test aşamasına geçeceğiz. Evet monitörümü kurdum arkadaşlar ve Macbook'a bağladım. Şöyle göstereyim hemen. Ve bunu da HDMI'dan değil type C portundan bağladım. Şöyle bir güzelliği var. Bu çok hoşuma gitti öncelikle. Şimdi zaten monitörü fişe taktığımız için güç alıyor. Ve buradaki gücü direkt olarak Macbook'a verebiliyoruz. Yani Macbook'u ya da işte neye bağladıysanız laptop'ınızı oradan şarj edebiliyorsunuz. Şunu da bir başlatayım bu arada. Şöyle 8K1 video açtım. Bu da bir yandan oynasın. Evet. Böylece ne oluyor? Kablo karmaşıklığından kurtulmuş oluyoruz. İşte MacBook'u da ayrıca ya da laptopunuzu ayrıca şarja bağlamanıza gerek yok. Direkt olarak monitörden çıkan tipçeyi cyi laptopunuza bağladığınızda hem görüntü sesi hızlı bir şekilde aktarıyorsunuz hem de şarj etmiş oluyorsunuz. Şimdi teknik özelliklerine gelmeden önce şöyle bir tasarımına bakalım. Zaten az önce kutu açılışında göstermiştim ama gayet şık durduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Çok ince bir çerçeve var. Şurada menü tuşları bulunuyor. Ayrıca tek tuşla blue light Filtre özelliği de var. Onu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ön tasarım bu şekilde. Bir de portlardan bahsedelim isterseniz. Hemen arka tarafını çeviriyorum. 60 watt yüksek hızlı şarj destekli USB Type-C portu bulunuyor. HDMI 2.0 Display Port 1.2. a Bir de USB 3.2 portları mevcut. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. En büyük avantajlarından bir tanesi arkadaşlar. Eğer böyle çok bu konulara hakim değilseniz ve ya ben Fabrikadan geldiği gibi direkt fişine takayım, kullanmaya başlayayım gibi bir isteğiniz varsa son derece işinizi görecektir. Çünkü renk kalibrasyonu yapmanıza gerek yok. Direkt olarak fabrikadan renk kalibrasyonu yapılmış şekilde çıkıyor ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca bu renk kalibrasyonu da fabrika çıkış raporunu Vison sitesinden arkasındaki seri kodunu girerek monitörünüzün görebiliyorsunuz arkadaşlar. Size özel raporu elinizde mevcut oluyor. O raporda bütün sRGB grafiklerini detaylı olarak görebiliyorsunuz. Uluslararası renk standardı olan Pantone onaylı %100 sRGB geniş renk gamı desteği sunuyor. Dediğim gibi bu teknik özelliklerde geçiyor. Ben şu anda herhangi bir kalibrasyon cihazım olmadığı için yapmadım açık açıkçası arkadaşlar sadece ben gözle gördüğümü şu anda söylüyorum ve gerçekten de çok gerçekçi ve çok canlı renkleri var. Bunu da ben genelde kullandığım monitörlere açıkçası samimiyetimle söylemem gerekirse şöyle kıyaslıyorum. MacBook'ların Retina Display ekranları şu anda teknolojik olarak en üst seviye monitörlerden bazıları diyebilirim. Dolayısıyla MacBook'la yan yana koyduğumda bakıyorum yani Macbook bana gerçek renkleri veriyor çünkü. Yanında koyduğum monitör de bu renklerle yakınsa ya da bu renkleri birebir veriyorsa benim için iyi bir monitör oluyor. Ve ViewSonic de bunu gerçekten de veriyor diyebilirim arkadaşlar. Az önce anlattığım bu her tarafa dönebilme özelliğine otopivot deniyor. Ve son derece rahat bir kullanım var. Hiçbir güç harcamadan böyle birkaç ufak dokunuşla arkadaşlar istediğiniz şekilde çevirebiliyorsunuz. Dikey ve yatay olarak. 4K çözünürlük dedik. Tam olarak rakamsal değerini vermem gerekirse 3840 ve 2160 piksellik bir çözünürlüğe sahip ve IPS panel kullanıyor. Bu Color Pro serilerinde bulunan Delta E2 renk doğruluğu denilen teknolojiyi kullanıyor ve gördüğümüz renkler bizim bilgisayarda işte ham halde açtığımız dosyanın renkleri neyse onları birebir görmemizi sağlayan bir teknoloji bu. Delta E2 teknolojisi. 4K çözünürlük olduğu için birçok avantajı var. Bunlardan bir tanesi de ekran bölme özelliği. Monitörün ViewSonic sitesinden bir yazılım var arkadaşlar ve o yazılımı indiriyorsunuz. Ekran bölme özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Ekran bölme özelliği ile ekranı ister 2'ye ister 3'e ister 4'e bölerek sanki 4 tane farklı ekranda çalışıyormuş gibi çalışabiliyorsunuz ki zaten ekran büyük olduğu için 4'e böldüğünüz bile böyle çok çok küçülmüyor aslında kullandığınız bölümler. Birçok farklı sektör için aslında bu monitör çok kullanışlı bir monitör. Mesela fotoğrafçıysanız Portre mod diye bir mod var. Bunda ileri işleme çalışmaları için mükemmel bir gama düzenlemesi sunuyor size ve en üst düzey netliğe sahip oluyorsunuz. Ekran başında çok uzun süre çalışanlar için eye care modu da var. Burada da mavi ışık filtresi ve flicker free teknolojisi kullanıyor. Dolayısıyla uzun süre monitöre baksanız dahi gözünüz yorulmuyor. Cat cam modu bu da 3 boyutlu tasarım yapanlar için özel bir mod. Kontrastı artırarak 3D ve diğer işte teknik çizimlerin, illüstrasyonların hatlarını ve ayrıntılarını daha fazla açığa çıkarıyor ve daha rahat bir çalışma ortamı sağlıyor size. Peki bu monitörü kimler almalı diye soracak olursanız fotoğraf ve video düzenleme işi yapanlar özellikle renk konusunda gerçekten bana en yakın en gerçekçi renkleri veren monitörlerden bir tanesi olduğunu söylemeliyim. Bilgisayar başında uzun süreli çalışmalar yapıyorsanız illa tasarım olarak değil Word'de Excel'de çok uzun zaman geçiriyorsanız veya film dizi izlemeyi seviyorsanız aslında bütün kullanıcıların çok işine yarayacak bir monitör fakat kimden almamalı diye soracak olursanız o zaman da oyun oynuyorsanız bu monitör size göre değil açıkçası arkadaşlar. Çünkü 60 Hz'lik bir yenileme tazeleme oranı var. Ayrıca 5 milisaniyelik bir tepki hızı var. Yani bir oyuncu monitörü değil. Ha oyun oynayabilir misiniz? tabii ki oynayabilirsiniz. Fakat gerçek anlamda böyle sağlam bir gamersanız çok işinizi görmeyecektir bu monitör tabii ki. Evet bu videonun da sonuna geldik. ViewSonic VP2756 4K 27 inç monitörü sizler için inceledim. Ve gerçekten de ben çok memnun kaldığımı söylemeliyim. Ya dediğim gibi renkleri iyi olsun, ışığı iyi olsun ve kullanışlı olsun. Kullanışlı derken şundan bahsediyorum. Dikey ve yatay çevirme olayından ve Kolaylıkla şu pozisyonu ayarlayabilme olayından bahsediyorum. Bunlar benim işimi görüyor arkadaşlar. Yani ben bir gamer değilim, oyuncu değilim. Benim işim tasarım. Dolayısıyla tasarımımı rahat bir şekilde yapabileceğim ve gerçekçi renkleri görebileceğim her monitör benim için iyidir. O yüzden bu monitörde bu özelliklerine göre, boyutuna göre fiyat performans ürünü olduğunu söylemeliyim aşağıdaki açıklama kısmına da linki bırakacağım. Oradan hem detaylı olarak bütün özelliklerini inceleyebilir hem de fiyatını görebilirsiniz. Ben şu anda fiyatını bu videoda söylemiyorum. Neden söylemiyorum? Çünkü biliyorsunuz dolar kuru günden güne değişiyor arkadaşlar. Bu videoyu 3-5 ay sonra izlediğinizde muhtemelen bu monitörün fiyatı benim eğer şu anda söyleseydim o söylediğim fiyattan kat kat daha fazla olacaktı. O yüzden aşağıdaki açıklama kısmından bakabilirsiniz. Öyleyse ne diyoruz? Her zamanki gibi diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.